Camii normalde ikiye bölünmüş durumda. Çok fazla tarihine girmeyeceğim. Her yerde yazıyor. Akşam da ana haberde biraz tarihine değineceğiz. Sadece şunu söyleyeyim. 1994 yılında yaşanan bir katliamdan sonra, ki o katliamı belki Musa Biçkioğlu bize az sonra anlatır, cami ikiye bölünüyor. İbrahim, Hazreti İbrahim'in kabrinin bulunduğu ve Hazreti İshak'ın kabrinin bulunduğu yer Müslümanlara, Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf'un kabirlerinin bulunduğu, Hazreti Yakup'un eşinin kabrinin bulunduğu yerde Yahudilere bırakılıyor. Biz oraya giremiyoruz. Sadece yılda birkaç gün, birkaç saatliğine oraya girebiliyoruz. Dolayısıyla İbrahim Halilullah Camii'ne ziyarette bulunan Müslümanların birçoğu, çok büyük bir çoğunluğu o bölümü göremiyor. Sizler için oraya girdik. Dün açıldı. Sıcağı sıcağına görüntüleri getirdik. Şimdi de ekranlarınıza getiriyoruz o görüntüleri. Hazreti Yusuf ve Hazreti Yakup'un kabirlerinin görüntüsünü şimdi sizlerle paylaşıyoruz. İşte... Şimdi buranın neden ikiye ayrıldığını öncelikle izleyicilerimizle paylaşalım. Musa Biçkioğlu anlatsın. Burası aslında tek parça bir cami. Biz Müslümanların eseri. 25 Şubat 1994 günü cami olarak kullanılıyorken, ki başka bir şekilde de kullanılmış değil, Ramazan ayı 25 Şubat 94 yılı sabah namazını kılan Müslümanların üzerine o sıralarda tabip olan Baruch Goldstein isimli bir kişi makinalı tüfekle ateş açıyor. 27 kişiyi şehit etti ve 300 kişi yaralandı. Ondan sonraki olaylarda da epey bir kişi şehit oldu El Halil'de. İsrail camiyi kapattı olaylar büyümesin gerekçesiyle. Olaylar bittikten sonra bunlar çok değerli çekimler. Osmanlı'dan kalma örtüler şu anda, onları görüyoruz. İsrail mescidi kapattırdı. Mescidi kapattırdıktan 9 ay sonra açtığında, hani ne olmuştu? Mağdur edilen biz, katledilen biz, camisi saldırıya uğrayan biz. Cami kapatıldı, 9 ay sonra açıldığında %40'ı bize tahsis edildi. %60'ına girmemiz yasaklandı. %40'ına girmek için de 3 tane X-Ray kuruldu. Birisi şu anda devre dışı bırakılmış. 3 tane askeri X-Ray, ki bunlar bize turistlere, dışarıdan gelenlere, tekrar altını çizmek istiyoruz bunun. Herhangi bir sıkıntısı, herhangi bir sakıncası yok. Filistinlerle ilgili bir yasaktır ve bir Filistinli oraya giremiyor. Normal şartlarda da İsrail izin vermeden giremiyor. İzin verdiği Filistinli de kimliğini bırakarak içeriye girmek zorundadır. İki tane İsrail X-Ray'ından geçtikten sonra ve mescidin sadece %40'ı. İslam dünyasıyla ilgili bir öz eleştiri. O günkü tarihlere, o günkü gazetelere veya basına baktığımız zaman maalesef yeryüzünde İslam dünyasının en kutlu mekanlarından birisi saldırıya uğradı. 29 canımız orada yitirildi, 300 kişi şehit oldu. Yüzlerce kişi daha sonra... İslam dünyası buna çok sert tepki vermiştir herhalde. Evet, sert tepki verdi. İronik olarak bunu kullanmak lazım, sert tepkiyi. O haftanın cuma namazlarında, cumadan sonra bazı yerlerde yarım saatlik eylemlerle olay geçiştirildi ve kapatıldı. Bundan ibaret midir? Of. Bu mudur değeri bizde? Bununla mı sahip çıkacağız biz buralara? Neden El Halil Camii ile ilgili bilgiyi henüz çocuklarımız küçükken bilmiyorlar? Niye bunun olaylarını, hikayelerini çocuklarımıza daha küçüklüklerinden beri anlatmıyoruz? Maalesef. Ahmet Turgut, görüntüleri izlerken, ben az sonra içeriğini de biraz anlatacağım, paylaşacağım izleyicilerimizle. Görüntüleri izlerken ne geliyor aklınıza? Eyvallah hocam. Yani hüzün kelimesi ya da utanç kelimesi bilmiyorum ne derece derdimizi anlatmaya yeter. Hani biz öz eleştiri artık çuvaldızı, iğneyi, mızrağı kendimize batırırsak, atalarımız bir söz söylemişti. Hani sütün üstünde süt kaymağı olur ya da katranın üzerinde katran kaymağı olur diye. Burada bizim atalarımız, ceddimiz, itikadi atam bu muameleyi görüyorsa, bu aslında 1,5 milyar İslam aleminin ne düzeyde, hangi bilinçte, hangi şuurda olduğunun çok maalesef sinematografik bir resmi. Bizim bu tür zilletleri aşacak aklı, bilinci, eşgüdümü, kardeşliği, uhuvveti acilen oluşturmamız lazım. Milleti İbrahim atasının şu durumdaki haliyle bir çözüm üretemezse, namazlardaki salli barik dualarındaki o bereket,
ve salat niyazlarımız da karşılık bulamayacaktır. Evet. Şimdi müsaadenizle özellikle Musa Biçkioğlu'ndan izin isteyerek, haddim olmayarak şu çektiğim görüntüleri aynı zamanda da paylaşmak isterim. Bir ekranı şöyle tam verdiğimiz zaman şu anda izlediğiniz ekranda gördüğünüz bölüme Müslümanların normal şartlarda girmesine izin verilmiyor. Bu %60'lık kısım, caminin %60'lık kısmı, buraya Müslümanların girişi yasak. Buradan geçemiyor. Burayı göremiyorlar bile. Farklı kapılardan giriyorlar. Burası araya konulan kapılarla bölünmüş. Müslümanlar Hazreti İbrahim'in şunu bir sesini de dinletelim. Şunun sesini bir açar mısınız? Dinletelim. Şu anda Endonezyalı kardeşlerimizin tamam, o sesi alabiliriz. Hazreti Yusuf'un şu anda kabrini izliyorsunuz. Endonezyalı Müslümanların ettiği duayı az önce gördünüz. Ben de çektiklerimi böylelikle sizlerle paylaşmaya çalışayım. Şu yıldız nedir Musa? Musa evet, yıldız yukarıda da ay yıldızı. Ay yıldız, burada da evet. Bir tarafta çok teşekkür yoktu ediyorum. Ama. Ay yıldızın yıldızı bir tarafta yoktu. Öyle bir şey ki bizler ne örtüye yüzümüzü süreceğiz ne de demirlere elimizi süreceğiz. Öyle bir derdimiz yok bizim ama o kadar önemli şeyler ki, o kadar önemli mekan ki, emin olun çerinden çöpüne kadar. Evet. Bunlar düştüğü zaman İslam dünyasının bazı STK'ları, bazı yerleri harekete geçmeliydi. Buraya dokundurmamalıydık. İş buralara gelmemeliydi. Yıldızı da düşmüş, öbür tarafta yıldızı kesilmiş, hilali zarar görmüş. Bunlar Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülhamit döneminde yaptığımız şeyler. Evet, hilali görüyoruz. Gerçekten tebrik ediyorum. Bu türbeler Sultan Abdülhamit tarafından mı yapıldı? En son Sultan Abdülmecid döneminde şu demir parmaklık, aksamlık parmaklıkların. Hazreti Yakub'un bu arada. Tabii, örtüler Abdülhamit döneminden. Evet, evet, evet. Evet, maalesef. Örtü yırtılmış. Kenarını ben görünce hemen görüntülemek istedim. Burada da artık boya gibi bir şey gelmiş üstüne. Hassasiyetle ilgili bir şey söylemek istiyorum örtüye dair. Lütfen izleyicilerimiz dikkat etsinler. Zikzak desen kullanılmış. Aynen Kabe'deki desen gibi. Yani birbirine bağlamaya çalışmış ecdat oraları. Tabii ki yeşil örtü, yeşil simge, sembol bir renktir bizde artık. Dolayısıyla epey bir sembol, epey bir simge var orada. Hatlar, ama bunların şimdi içi, ben sormadan edemeyeceğim. Bu türbelerin içi de çok temiz değil. Neden temiz değil? Tebrik ediyorum. Neden temiz değil? Ondan dolayı da maalesef buradan gidenlerin bazıları bazen bilmeden eleştiriyorlar. Oradaki rehber kardeşlerimiz belki anlatamıyor. Belki de akıllarına gelmiyor. En son Mehmet Görmez hocamız. Şu çok önemli bak. Şu nedir? Bu Yahudilerin. Burası Yahudilere evet. Ait bir yerdir tabii. Sembolü değil mi? Tabii bir yerden bir yere giderken girişlerde koydukları aynen. Bir duavari bir şey. Şu temizlik meselesine hemen dönelim. Tabii. Hızlıca. Temizlik meselesi Mehmet Görmez hocamızın oraya gittiği dönem itibariyle en son temizleme izni Vakıflar İdaresi'ne o sırada verdi İsrail. Bakın mescidin bizim kısmımızda kalan taraflarına dahil giremiyoruz türbelerin içine. Onlara dahil. Temizlik için mi giremiyoruz? Temizlik için dahi giremiyoruz. İzin verilmiyor. İsrail izin verecek. Filistinli içeriye girecek ve içeriye giren kişi sayısını kendileri belirliyor. Belirledikleri yetmiyor gibi sınırlama koyuyor. Şu kadar dakika içerisinde buradan çıkacaksınız diyorlar. Yani bu haldeyiz maalesef ve buradan giden kardeşlerimiz bazen bunu bilmeden işte neden yırtık diyecek belki bazıları. İşte neden bakımsız, neden yırtık? İçeriye giremiyoruz. İçeriye girenlere saat dakika veriliyor, o şekilde dışarı çıkmak zorundalar. İsrail'in egemenliği veya İsrail'in tacizleri egemenliği değil denmez buna asla. İsrail'in tacizleri bu seviyededir orada. Evet, inanılmaz bir şey. Ve oraya bizim gidişlerimiz orayı ihya ediyor. Ya bizim orada sadece bulunmamız bile önemli değil mi Ahmet Turgut? Oraları bir kere biz yalnız bırakmışız, kendi kaderine terk etmişiz. Şimdi daha Kudüs'e geçmedik, daha Kudüs'e geleceğiz. Kudüs'e bilmiyorum gelebilecek miyiz yani zor, bu şartlarda zor. Değil mi? Yasal olarak bu topraklar İsrail'in değil. Yani meşruiyeti tamamen gasıp oraya çökmüş. Devamında Birleşmiş Milletler'e göre bu şehir Filistin'e ait. İşgal altında. İşgal altındaki bir yerde işgal askerleri oranın yerleşik halkının nereye girip nereye giremeyeceğinin kararını veriyor. Orada bulunan ziyaretçiler, özellikle Türklerin varlığı bizim Filistinli kardeşlerimiz için büyük bir coşku. Ben orada bir Filistinli bir yaşlıdan duymuştum. Devlet zamanı demişti. Dedim devlet zamanı nedir? Birinci Dünya Savaşı evveli Osmanlı'yı kastediyor. Devlet zamanında buralar bizimmiş. Devlet zamanında demiştim. Değil mi? Evet.